Kur'an'da şeytanı Allah'a sanırım. Oku diyor Peygamberimize. O kalemle yazmayı öğretendir diyor. Hazreti Musa Tevrat'ın hükümlerini neyin üstüne yazdı? Taşın üstüne yazdı. Kim yazdı? Kendisi yazdı. Neyle yazdı? Kalemle yazdı. Kalem ve çekiç. Buradan da anlıyoruz ki Hazreti Musa da duvarcı ustası. Yani bak kalem ve çekiç ayeti diyor ki, değil mi? Kalemle yazmayı öğretendir. Kaleme dikkat çekiyor. Kalem taş oymasında kullanılan sivri uçlu demire denir. Aynı zamanda. Çekiçte o vurdukça orada taşı oyar ve yazı çıkar. Şimdi o Hazreti Musa'nın oyarak yazdığı tabletlerden birisi o kutsal sandığın içinde bulunacak. Kendi eliyle yazdığı. Tevrat'ın 10 emri biliyorsun. Tevrat'ın birisi 10 emri. Kalemle. Kalem. Bir kere sırf kalem locası değil, loca var. Çekiç, kalem, masonlukta semboldür. Taş ustası yani taşı oyarak yapar. Tevrat'ta diyor, Hazreti Musa için dağa çıktı diyor, Allah'ın hükümlerini taşın üstüne yazdı diyor. Yani çekiçle ve kalemle. Sonra da inip ona geliyor. Sonra diyor işte elindeki tableti atıyor. O kırılıyor. Yazdığı taş tablet kırılıyor. Onun parçası işte şeyde bulunan. O kutsal sandıkta bulunan. Parçası derken yani onun okunabilen bir bölümü. Zaten ayette diyor o parçasında şu yazıyordu diyor. Değil mi? Yani bak üstünde çıkacak yazıyı bile Allah belirtmiş. Yazısına kadar belli. O yazıyı yazan Hazreti Musa. Taş ustası, duvarcı ustası. Hızır da öyledir. Hem taş ustası hem duvarcı ustası.